Suriye'nin kuzeyi toparlanmaya çalışıyor. Ekibimiz Çoban Bey ve Azer bölgesindeydi. Okullar, yollar, hastaneler, yeni yaşam alanları. Teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kentler yeniden inşa edildi. Operasyon sonrası 507 bin kişi gönüllü olarak evlerine döndü. Daha önce terörden temizlenen noktalarda artık hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Suriyeli siviller için şu ana kadar 50 bin kalıcı konut yapıldı ancak ilerleyen dönemde bu sayının 100 bine çıkması bekleniyor. Harekat öncesi 1 milyon 300 bin olan nüfus 2 milyon 70 bine yükseldi. Hedef 1 milyon sivilin gönüllü olarak evlerine dönmesi. Her geldiğimizde bir öncekinden daha toparlanmış olarak görüyoruz bölgeyi. İnşallah aynı şekilde devam ederek daha fazla Suriyeli kardeşimizin evine, yurduna, memleketine dönerek huzur içerisinde yaşamasını temin etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bunun için İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda kapsamlı bir plan hazırladı. Plan kapsamında Çobanbey'de organize sanayi bölgesi kuruldu. Çobanbey Fırat Kalkanı harekatıyla teröristlerden temizlenmişti. Kentte yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Kurulan iş yerleriyle binlerce kişiye iş imkanı sağlanıyor. Burada hayat normale döndü. Her şey güzel burada. İş var, çalışıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Organize sanayi bölgesinde 1325 fabrika ve imalathane planlandı. Yaklaşık 1200'ünün inşaatı tamamlandı. 100 işletme ise faaliyetlerine başladı. 6000 kişiye iş imkanı sağlandı. Hedef 20.000 kişiyi iş sahibi yapmak. Buradaki üretilen ürünleri biz Türkiye Cumhuriyeti üzerinden fuarlara katılarak yeni pazarlara açılıyoruz. Sanayi bölgesiyle Çobanbey'in çehresi değişti. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından yaklaşık 60 bin kişi evlerine döndü. 7 noktada AFAD'ın çalışması devam ediyor. Teröristlerden temizlenen bölgelerde de biriket evlerin inşası sürüyor.